Arkadaşlar merhaba. Kürenk Kulübü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmenizi, abone olmanızı istiyoruz sizlerden. Bugün Bursa'da Fehmi Çalışkan abimizin kümesindeyiz. Misafirim Ayhan abiyle beraber İstanbul'dan geldik. Ayhan Mürseloğlu, Fehmi Çalışkan. Abiler merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bugün keyifli bir sohbet yapacağız. Kanalımızda çekim yapacağız. Aslında bugün böyle güzel de bir gündem düşündüm, bir konu düşündüm sizlerle başlarken de. Şebap bir yatırım aracı olabilir mi? Şebap'tan insanlar para kazanabilir mi? Bunların üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü iki tane iş adamı var yanımda. Bu işlerde emek sarf etmiş. Öncelikle Fehmi abi, seni tanımayanlar için bir kendini tanıtırsan, Fehmi Çalışkan kimdir? Fehmi Çalışkan, Bursa'da ikamet etmekteyim. Sebze meyve komisyonculuğu yapmaktayım. Ayrıyeten çiftçilikle uğraşıyorum. Üreticiyim. Boş zamanlarımda da şebap kuşuyla, kürenk kuşuyla ilgileniyorum. İlgileniyorsun. Çok güzel. Bir Ayhan abime döneceğim. Ayhan abicim, sen de kendini hem tanıtırsan çok sevinirim. Evet, Ayhan Mürseloğlu ben. Ben de şebap kuşunu, daha çok kürenk kuşunu severek besliyorum. Şimdi o senin biraz önceki sorunla alakalı ben şunu öncelikle söylemek istiyorum. Tabii ben biliyorum yani Fehmi Bey de ben de bu kuşu tamamen hobi için besliyoruz. Bizim için bir profesyonel besleyici dememek lazım. Çünkü ticaretini yapmak ilk hedefimiz değil bizim. Ama ben şunu görüyorum açıkçası. Yani Fehmi Bey'e de sormak istiyorum aslında. Yani siz bu kuşu aldığınız zaman Bitcoin alsaydınız kaç paranız olurdu? Koca Yusuf'u aldınız, bunun üzerinden ne kadar gelir elde ettiniz diye sorsam herhalde bir Bitcoin'e yakın para kazanmışsınızdır diye düşünüyorum. Doğru mu? Fazlalığı Nasıl? Başkan, sence Bitcoin ya da altın ya da ne bileyim dolar alsaydın daha mı karlı olurdun, yoksa iyi ki aldım diyor musun? Ne diyorsun bu konuda? yani bana bunun verdiği zevki veremezdi hiçbir şekilde. Yani hani maddi kazançtan bir yana manevi kazancı da bana oldu. Yani düzgün insanlarla ilişkiler kurmayı, dostluklar kurmayı da vesile oldu. Yani bana Peki, göre yani bu daha benim için daha karlı oldu yani öyle diyebilirim. yani büyük paralar verdin. İşte birçok şebap camiasındaki insanlar biliyor bu verdiğin paraları. O paranın karşılığını aldın mı? Aldım. Fazlasını Fazlasıyla aldım. kazandın. Kesinlikle pişman değilsin Kat kat buradan. aldım yani. Yani bir Bitcoin alsaydım bu kadar kazanamazdım diye herhalde Ayhan abi. Sen ne diyorsun? Yani ben burada olaya şöyle bakıyorum. Tabii ki biz hani herhangi bir başka bir yatırım aracıyla hobimizi karşılaştırmıyoruz. Burada kanalımızda bir hoşluk olsun diye bunu konuşuyoruz tabii ki ama insanın hobisi de bir anlamda yatırım olabilir. Eğer doğru yatırım yapıyorsanız, doğru kuşlar alıyorsanız, bunları güzel besleyip iyi yavrular yetiştirebiliyorsanız, bunların size ekonomik getirisi de oluyor. Dolayısıyla biz her ne kadar şaka da söylüyor olsak, yani bazı yatırım araçlarına karşı kürenk kuşunun daha fazla getirisi olduğunu söylemek aslında yalan olmaz, yanlış da Kesinlikle. olmaz. Birçok arkadaşımızı ben biliyorum, tanıdığım Türkiye'de çok dostumuz var. Yani bu kuşu besleyerek ciddi gelir elde ediyorlar. Hatta ailesini geçindirenler olduğunu biliyorum. Kuşa yatırım yapıp daha sonra o kuştan çok daha fazla paralar kazandığını duyuyorum. O noktada yani bu kuşa heves eden, merak eden, ilgilenmek isteyen arkadaşlar da bunun sadece bir masraf gider olduğunu düşünmesinler. Bu eğer doğru yapılırsa bu iş insanlara bir kazanç kapısı da olabilir. Çok güzel. O noktada ben yani Fehmi Başkan'ı bu konuda da çok başarılı buluyorum. Kendisi zaten ticaretini çok iyi yapan bir iş adamı ama hobisinden de para kazanarak bence herkese örnek oluyor diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Peki biraz da kuşumuza dönelim. Yani bu işin başlangıcındaki zirvesindeki başrol oyuncusu da Koca Yusuf. Evet. Yani Koca Yusuf çok iyi bir kan, ırk. Yani gerçekten büyük emeklerin birleşimiyle büyük bir ustamızın Evet. yetiştirebileceği bir kuş. Rahmetli Rahmetli Mesut. Macir Mesut'un. Gerçekten masada da izliyoruz. Hani bunu izlemesi ayrı bir keyif. Bence Koca Yusuf'un kendisi çok güzel ama en büyük başarısı da altındaki yavruları, altındaki soyu. Doğru muyum Fehmi Evet. abi? Yani şampiyon bir sürü dişi yavrusunu biliyoruz. Çok iyi erkek yavruları var piyasada. Aynen. İşte yani gerçekten iyi bir takım kuş alınca, nasibinde biraz yolunda gidince, onlara eşleyip yavrular alınca da bunun yavrularından da satarak geliştirebiliyoruz bu hobiyi. Doğru Aynen, mu? aynen doğru diyorsun mutlu. Çok güzel. Bir de dişi koyalım yanına Koca Yusuf'u. Bir dişiyle beraber izleyelim. Bu konuda eklemek istediğin, bu işten
bu hobiye davet edelim dediğiniz insanlara tavsiye olarak neler söylemek istersin Ayhan abi son olarak? Yani Fehmi Bey'in kuşlarını görüyorsunuz. Zaten hakikaten çok kaliteli kuşlar ve isim yapmış kuşlar. Ama hani geçmişine baktığınız zaman da bu kuşların ataları da iyi kuşlardı. Yani bu muacir takım dediğimiz, bizim rahmetli Mesut abinin yetiştirdiği, hatta sonra benim de beslemem nasip olduğu kuşları. İşte o kuşlardan hakikaten çok güzel kuşlar aldık. Yani yani ismi bilinenler içerisinde bir Atilla Erkek var mesela, evet, değil mi? Gayet güzel bir kuş, şampiyonlukları aldı. Birçok yavrusu şampiyon oldu ve yani o soydan kuşlar çok kıymetli görülüyor ve para ediyor, satılıyor. İnsanlar bunu bir gelir amacıyla yani bu kuşun yavrularına en azından yatırım yapıyorlar. Bu anlamda bir tavsiye olarak yani bir markaya yönlendirmek gibi olmasın ama yani kuş alırken yani soyunu bilmekte fayda çok var. Çok önemli. O kuşun annesi, babası, ataları nasıldı? Atlarından gelen yavrular da kendileri gibi güzel yavru oluyor muydu? Bunlar hani önemli şeyler. Bunlara dikkat ederlerse bence başlangıç açısından iyi bir giriş yapmış olurlar, evet, diye düşünüyorum. Ben de son Fehmi abime bir soru sormak istiyorum. Fehmi abi, şimdi aslında hayvancılıkla uğraşan birçok insan var. Farklı, bunu hobi olarak yapanlar var, bir ticari olarak yapanlar var. İşte insanlar koyun besliyor, inek besliyor, farklı şeyler besliyor, köpek besliyor, dediğin gibi tavuk besliyor. Bu şebap da sence bu kategoride beslenebilir mi? Yani bundan gelir sağlanıp bir ileri doğru bir sanayileştirme mi diyeyim artık, hani hayvancılık şeklinde yapılabilir mi? Ne diyorsun? Yani böyle çiftlik şeklinde bu işin geliri olabilecek şekilde gelir mi ilerleyen yıllarda sence? Ben öyle bir görüşüm yok, yani kendi açımdan yok diyebilirim. Hı hı. Çünkü o kadar hani vaktim yok, zamanım yok. Ama yani şu olabilir, bu kuş dünyaya tanıtılırsa yani uluslararası pazarlarda da bilinen, Avrupa'da, uzak ülkelerde de tanınan bir kuş olursa, yani dünyaya biz tanıtabilirsek bu kuşu, Türkiye'nin öz kuşudur, kürenk, şebap diye anlatabilirsek, ileride yani posta kuşu biliyorsunuz bir sanayi Avrupa'da, yani insanlar posta kuşu yetiştirip mezatlar yapıp çok ciddi paralara yarışma sonucunda kuşlar satıyorlar. Yani bizim şebap kuşumuz da aynı şekilde, yani bu kadar popüler bir kuş olursa tabii ki yani bir yetiştirici çiftliği kurulabilir. Oradan bir soy üretilebilir. Aynı diğer posta kuşlarında olduğu gibi. Bir ticari gelir kapısı haline dönüştürülebilir. Kesin. Ama biz tabii ki yani Fehmi Bey'in söylediği gibi bu işin amatör kısmı da çok keyifli. Yani amatörce beslemek, kuştan kuşu sevmek, ticaretini ön planda tutmuyor olmak aslında bizim için belki daha kıymetli olan kısmı. Çünkü o zaman biz işte bunu sevenlerle bir araya gelebiliyoruz. Arkadaşlık dostluklarımızı pekiştirebiliyoruz. Muhabbetimiz saatlerce sürebiliyor ve sıkılmıyoruz. Kürenk kulübü gibi. Mesela. Gibi. Evet. Aynı, bravo. Bu arada kulübümüzün YouTube kanalına da, değil mi Fehmi Bey, herkesi davet ediyoruz, üye olmaya davet ediyoruz. Mutlu kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Bu konuda bir görev üstlendi. Bu kanal için çok çaba sarf ediyor. Bu çabaların karşılığında inşallah sizin abone olmanızla, beğenilerinizle artırmaya çalışıyor. Onu da tebrik ediyorum. Çok teşekkür, ederim. Gerçekten çok güzel noktalara değindin. Bence de yani bu işin bir sanayisel hali oluşabilir. Avrupa'ya, Arabistan'a, yurt dışına tanıtırsak gerçekten büyüyecektir. Mesela son olarak çok uzatmayacağım sohbetimizi ama Fehmi abime son bir soru sormak istiyorum. Son dönemde posta güvercininde ve oyun kuşunda çok yüksek rakamlı yarışmalar görüyorum. Facebook'ta, YouTube'da diyorlar ki işte en son belki dikkatini çekmiştir. Kırkpınar posta güvercini 100 bin lira bir ödül koyulmuş. Evet. Bir oyun kuşu derneği de bir araba ödülü veriyorlar yarışma için. Evet. Bizim Şebap'ta da bu ödüller ne zaman girer sence? Girmeli mi? Ne düşünüyorsun bu konuda yarışmalara? Bence olabilir. Yani yapılabilir, değerlendirilebilir yapılacak olan festivallerde. Ama tabii yani biraz daha bilinçlenmek lazım kişiler olarak. Zaman gerekiyor. Birazcık zaman gerekiyor. Bizim toplumumuzun kalitesinin artmasıyla, yeni insanların girmesiyle ve birazcık daha anlayışla, hani bakış açısının değişmesiyle. Bakış açısıyla. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Arkadaşlar, Kürenk Kulübü YouTube kanalı olarak sizlere farklı içerikler, farklı şehirlerden içeriklerle karşınızda olacağız. Bugün Koca Yusuf'u sizlere tanıtmak istedik. Koca Yusuf'un
hem soy olarak hem yavrularından bahsettik, değerinden bahsettik. İki tane değerli konuğum Fehmi abi bizi ağırladığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var mı izleyenlere söylemek istediğim bir şey? Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ediyoruz. Ayhan abime dönmek istiyorum. Ayhan abi bitirirken senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ben de tüm dostlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Tüm kürenk besleyen, şebap besleyen dostlara selam göndermek istiyorum. Tabii ki biz de kulübe üye olmanızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Zeynep var bugün misafirimiz. Zeynep sen ne söylüyorsun? Like atmayı unutmayın, yorumlara yazmayı unutmayın. Bizi takip edin, görüşürüz. Teşekkür ediyoruz Zeynep. Bye bye. Çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.